Tekrar hoş geldiniz. Bugün BPS Assessment'dan bahsedeceğim. BPS Assessment aslında yeni bir veri tabanı, yeni bir araç diyeyim. Reçete yazma güvenliği ve becerisini geliştirmek için İngiltere'de ortaya çıkmış. Aslında çok geçmişten gelen, çok köklü bir tarafı var. Sunumda hepsinden bahsedeceğim. Fakat hem dünya için hem de Türkiye için yeni araçlardan bir tanesi. Online araçlar biliyorsunuz artık çok önemli. Online araçlar. O yüzden BPS Assessment da bence Türkiye'de çok işe yarayacak. Çok yakın zamanda ismi çok duyacağımız reçete yazma güvenliğini ve becerisini geliştirecek olan bir araç. Benim ismim Onur. Onur Tayız. Ben de biyokimyagerim uzun yıllardır. Uzun yıllar ilaç sektörüne, daha sonrasında da yayıncılık alanına hizmet ettim. Şimdi de online bilgide sadece sağlıkla ilgili veri tabanları ile ilgili çalışmalar yürütüyorum. Bunların arasında işte BPS Assessment, BMJ, Cabin'in Global Health'i, Clarivate Analytics'e ait Cortellis veri tabanları gibi farklı farklı veri tabanları var. Bugün ama dediğim gibi bahsedeceğimiz BPS Assessment olacak. Peki BPS Assessment nedir, kimdir? British Pharmaceutical Society'den gelen, yani İngiliz Farmakoloji Derneği'den oluşturulan bir yapıdır BPS Assessment. BPS Assessment, reçete yazma becerileri ve değerlendirmeleri konusundan bahsedeceğiz. Burada neler olacak bunlar? Yani Prescribing Skills Assessment bize neler katabilir? Kısa bir platform demo videosu, demosundan da bahsedeceğim ama asıl admin sunumunu yapmak lazım. Zaten gördüğünüzde daha iyi anlayacaksınız. Eğer o kısma geçmek isterseniz onun için İngiltere'deki arkadaşlarımızdan destek alacağım. Çünkü admin kısmı girişi için bizim bilgimiz yok şu anda. Orada bir sınav oluşturup o sınavı nasıl yapabileceğinizle ilgili bilgilerin detayını görmeniz lazım. Ama ben bugün size bir öğrenci açısından, bir eğitimci açısından bu sistemin size ne katacağı ile ilgili genel bir bilgi vermeye çalışacağım. Kimdir peki İngiliz Farmakoloji Derneği? 1931 yılında kurulmuş olan BPS Assessment, kurulmuş olan İngiliz Farmakoloji Derneği, BPS Assessment değerlendirerek ve öğreterek ilaç güvenliğini iyileştirmeyi hedefleyen bir organizasyon. İşte bu yüzden zaten British İngiliz Farmakoloji Derneği'ne ait dergilerde bulunuyor. Bununla ilgili zaten uzun yıllardır, 1931 yılından beri yayıncılık yapan bir dernek aslında İngiliz Farmakoloji Derneği. 60'tan fazla ülkeden 4000'in üzerinde üyesi bulunan global bir kuruluş. BPS Assessment'ın da bağlı olduğu İngiliz Farmakoloji Derneği. Ne yapar İngiliz Farmakoloji Derneği? Dünyadaki sağlık kurumlarının, okulların, üniversitelerinin reçete yazma becerilerini ve hasta güvenliği iyileştirmesine yardımcı olan ürünler ve hizmetler geliştirir. İşte bunlardan da en önemlilerinden bir tanesi BPS Assessment, bugün bahsedeceğimiz konu. Farmakolojik bilimlerin tanıtımına adanmış uluslararası toplantılar da düzenliyor. Burada yıllık toplantıları var İngiliz Farmakoloji Derneği'nin. Buna bağlı olarak da sizler de bu global toplantılar artık online yapılıyor ve bu toplantılara katılabilirsiniz. BPS Assessment, British Pharmacological Society'nin öğretme ve değerlendirme için kurulmuş olan organizasyon kısmı. Biraz önce söylediğim gibi. Misyonundan bahsettim ama bence önemli olduğu için özellikle tekrar söylemek istiyorum. BPS Assessment, değerlendirerek ve öğreterek ilaç güvenliğini iyileştirmeyi hedefleyen bir organizasyon. Yani burada çok önemli bir nokta. Hem değerlendirip hem de öğreterek bunu yapıyor. Hem online eğitimler sunuyor. Aynı zamanda da değerlendirme kısmı da var. Bu değerlendirme kısmı bence çok önemli ki NHS tarafından, yani İngiltere'deki sağlık kuruluşu tarafından da BPS Assessment'ı tamamlamadan, yani bu sınavı geçmeden doktorluğa adım atamıyorsunuz. Öğrencilikten çıkamıyorsunuz. Bilgi açıklarını tespit ederek dünyanın her yerinden doktorların, hemşirelerin, eczacıların, diş hekimlerinin, öğrencilerin ve eğitimcilerin çalışmalarını burada desteklemeye çalışıyor. Uygulama uzmanları tarafından yazılmış, yüksek kaliteli, kanıta dayalı öğrenme ve değerlendirme materyalleri oluşturuyor BPS Assessment.
Aslında bu BPS Assessment'ın neden ortaya çıktığı ile ilgili bir duruma bakacak olursak eğer, bu İngiltere'de yayınlanmış olan birkaç literatürden ortaya çıkmış bir bilgi aslında. Bir klinik çalışma diyebilirim. Belki buna bir değerlendirme diyebilirim. En doğrusu bu. NHS İngiltere'de 2017 yılında bir araştırma yapıyor. Ve 237 milyon ilaç tedavisi sorunu, yani yıllık 237 milyon ilaç tedavisi sorunuyla sorununun ortaya çıktığını görüyor. Yılda 66 milyon klinik açıdan önemli hata ortaya çıkıyor ve birinci basamakta 22 milyon potansiyel olarak önemli reçeteleme hatasıyla karşı karşıya kalınıyor. Yani 22 milyon yıllık olarak potansiyel olarak önemli reçeteleme hatasıyla karşı karşıya kaldığını görüyor NHS. Burada işte bunu nasıl düzeltebilecekleriyle ilgili adımlar atılıyor. Daha önceden de geliyor zaten bu adımlar. Ama bu adımlar çok basit. Belki de kesinlikle önlenebilir. Reçete hatalarının maliyeti aynı zamanda da NHS'e 98,5 milyon pound olduğu ortaya çıkıyor. Yani çok büyük bir maliyetten bahsediyoruz NHS için. 181.626 yatak günü tüketerek 712 ölüme ve 1708 ölüme neden olduğu da ortaya koyulmuş. İşte bu önemli reçete hatalarının klinik tedavi sorunlarının. Yani aslında burada bu reçeteleme sorunlarının ne kadar büyük bir soruna neden olduğu, kelebek etkisi gibi ortaya çıktığı da anlaşılıyor. Buna bağlı olarak da işte 10 yıldır NHS, yani İngiltere'de 10 yıllık bir sınav deneyimi ortaya çıkıyor. İşte burada İngiliz Farmakoloji Derneği ile birlikte yapılmış olan anlaşmaya bağlı olarak İngiltere'deki bütün okullar, bütün tıp fakültelerinden mezun olacak olan öğrencilere bir aslında sınav yapılması, bir değerlendirme yapılması durumu ortaya çıkıyor. İlk önce sınavla ortaya çıkıyor tabii bu. İşte burada ne bu? Reçete yazma güvenlik değerlendirmesi sınavı. Yani Prescribing Safety Assessment. Ulusal bir sınav. Birleşik Krallık'taki her tıp öğrencisi ve deniz aşırı vakıf doktoru için zorunlu olan bir sınav bu. Katılımcılar için çok önemli sonuçlar ortaya koyuyor. Tamamen online yürütülüyor ve bence dönem için en önemli kısımlarından bir tanesi de bu, biliyorsunuz pandemi döneminde her şey aslında online'a dönmeye başladı ve bu kısımla birlikte tamamen online yürütülen ve tamamen sizin de farklı, sizin dışınızda da farklı bir açıdan da bakabilecek olan bir sınav yönetmeliği de, sınav kısmı da öğrencilerinizin burada çok daha farklı güvenlik değerlendirmesinin de ortaya koyulmuş olmasını sağlıyor. 8 farklı soru çeşidiyle gerçekleştiriliyor. Neler bunlar? Reçeteleme, reçete değerlendirme, planlama yönetimi, bilgi verme, hesaplama becerileri, ilaç yan etkileri, ilaç izleme ve veri yorumlama şeklinde 8 farklı alandan oluşuyor sınavın bütün kısmı burada. Prescribing Skills Assessment dediğimiz sınav. Bunun içerisinde de işte farklı uzmanlık alanlarına ait ilaçlarla ilgili bilgileri gösteriyor ve 120 dakikadan oluşan, toplam 8 bölümden ve 60 sorudan oluşan bir sınavdan bahsediyoruz. Burada da detaylarını görebilirsiniz. Bu sadece tabii NHS kısmında yapılan sınav kısmı. Bu tamamen ama değiştirilebilir, kostümüze edilebilir bir yapı ve bu yapıya bağlı olarak da biz Türkiye'deki üniversitelerin de bu tarz reçeteleme konusuyla ilgili bir sınava ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ki zaten şu anda halihazırda da Türkiye'de kullanılan kurumlarda bulunuyor Prescribing Skills Assessment kısmını BPS'te. Bunların içerisinde de bu bilgilerle birlikte öğrencileriniz çok iyi bir şekilde aslında denetleyebiliyorsunuz. Bunun içerisinde neler var? Reçete yazma bilgileri değerlendirmesinde tamamen web tabanlı dediğim gibi. Biçimlendirici bir değerlendirme sunuyor. E-öğrenme ile yapılıyor. Kişiselleştirilebiliyor. Kişiselleştirilebilir derken yani sadece bir kişiye özgü değil, bir kurumun isteklerine göre tamamen kişiselleştiriliyor. Sistemin içerisindeki sorular kişiselleştirilebiliyor. İşte 1300 tane soru var hali hazırda içinde. O soru bankasından da faydalanılabiliyor. Aynı zamanda sizin istediğiniz sorular da sistem içerisinde eklenip çıkartılabiliyor. Yani öğrencilerinizi değerlendirirken bambaşka bir açıdan bakıp online bir sınavla öğrencileriniz çok güzel bir şekilde değerlendirmeye alabiliyorsunuz. 7000 tane ilaçla ilgili de sistemin içerisinde bilgiyi görebiliyorsunuz. Entegre bir platform. Bir değerlendirme yapmak için tüm temel unsurları içeriyor. Bunun içerisinde neler var? Yerelleştirilmiş değerlendirmeler ve uygulama bildirimleri var.
kullanıcı rolleri ve erişim hakları, işte sizin bağlanabildiğiniz admin ekranıyla öğrencilerin bağlandığı sınav ekranı birbirinden tamamen farklı. Bir e-eğitim aracı var sistemin içerisinde. Geniş kapsamlı 26 saatlik bir eğitim sistemi var şu anda. Sadece reçeteleme ile ilgili olan bilgileri içeriyor. Sınav yönetimi, sınav sonrası son değerlendirme, analizi ve inceleme için size bir sürü arka tarafta istatistik bilgiler de sunuyor öğrencilerinizi değerlendirirken. Nasıl sorular içeriyor? Biraz önce bahsettiğimiz işte soru kısmı nasıl? Yani bu öğrenci sisteme girdi, sistemde bir sınava başladı. Sınava başladığında karşısına çıkan ekran bu şekilde, gördüğünüz gibi. Bu işte hepsi birbirinden farklı sorularla ilerliyor. Bunu biraz sonra demo kısmında da göstermeye çalışacağım ama buradan izlemesi daha kolay. O yüzden burayı açmaya çalıştım. Bir de video açacağım en sonunda. Kısa bir video var. O videoda da zaten bu görsellerle bu sistemin nasıl kullanıldığını size kısaca açıklamaya çalışıyor. İşte bir case veriliyor. Burada bir sınav var ve investigation kısmı var. Ve buna bağlı olarak da görsel, görsele bağlı olarak da artık cevap seçeneği kısmı var. Burada scroll. Aslında buradaki cevaplar sistemin içerisinde var olan bilgilerle size soruluyor. Buradan işte fluorosemit etken maddesini sizin aklınıza getirip bu scroll down'dan seçmeniz lazım. Ama 7000 tane ilaç çok farklı doz formuyla sunuluyor. O yüzden öğrencilerin işte bunu nasıl yapacağıyla ilgili size burada öğrencilere çok güzel bir sınav şekli soruluyor. Biraz öncekinin cevap kısmı, burada işte öğrenci cevapladı ve nasıl cevapladıysa, skoru nedir, burada işte nasıl cevaplaması gerekiyor, feedback nedir, yani öğrencinin burada öğrenmesi gereken kısım nedir şeklinde ona bir bilgi de sunuyor aynı zamanda. Hem siz değerlendirmenizi yaparken bir hoca olarak, aynı zamanda da öğrenciler kendilerini bu konuyla ilgili eğitmiş de oluyorlar. O yüzden hem soru aynı zamanda da eğitim bir arada işliyor gördüğünüz gibi. Burada mesela regular medicine ile ilgili yeni prescribing kısmı, reçeteleme ile ilgili bir soruyu görüyorsunuz. Daha kısa bir soru belki ama yine daha farklı bir reçeteleme metodu var. Buna bağlı olarak da öğrenci işte şu gördüğünüz prescription form üzerinden istediği soru kısmını seçip, cevap kısmını seçip doğru cevabı vermeye çalışıyor. Yine bir general practice ile ilgili reçeteleme ile reçeteleme alanına ait bir soru. Burada case presentation veriliyor. Burada on examination ve investigation'dan sonra işte prescription form oluşturuluyor. Ve bu tamamen dediğim gibi online bir sistem. Bu online'e bağlı olarak da uzaktan bağlanan bütün öğrencilerinizi istediğiniz gibi değerlendirebiliyorsunuz. Admin ekranını dediğim gibi görmenizi tavsiye ederim. Eğer ihtiyacınız olursa lütfen bizden talep edin. Siz o admin ekranı ile ilgili hem açılışını yapalım aynı zamanda da demo olarak göstermeye çalışalım. Bu dediğim gibi öğrenci ekranı. Burada işte bir scroll down'ın nasıl açıldığını görüyorsunuz. Yine bir hospital fluid ile ilgili reçeteleme sorusu. Yine aynı şekilde case presentation, on examination ve investigation'la birlikte soruyu görüyorsunuz burada. Tam olarak soru değil aslında case'i görüyorsunuz. Case'e göre de öğrenci burada reçetelemede hangi şeylere dikkat etmesi gerektiğini hem sistem onu yönlendiriyor aynı zamanda da cevabı vermesini istiyor. Bu da işte prescription review sorusu. Şurada sağ kısımda görüyorsunuz A, B. Bunlar istediğiniz gibi şey yapılabilir, seçilebilir. A seçeneği, B seçeneği, işte zaten orada belirtilmiş uygulama yolu ne olmalı, buradaki sıklık ne olmalı, bu şeyle ilgili sıklık ne olmalı, reçeteleme ile ilgili gibi bilgileri buradan girmesi bekleniyor öğrencinin. Yine burada bir planlama yönetimi ile ilgili bir soru var. 2 puanlıkmış bu planlama yönetimi. Bu şekilde management options kısmında seçmesi isteniyor öğrencinin. Farklı bir soru. Burada da işte calculation skills. Şurada görüyorsunuz üst kısımda bir tane zaten hesap makinesi de veriliyor sınav zamanında öğrenciye. Yani sınavdan çıkması veya başka bir hesap makinesine ihtiyaç duymuyor. Direkt sistem üzerinden buradan hesaplamasını yapabiliyor. Bir case presentation veriliyor ve calculation'dan da nasıl uygulaması gerektiğini, yani burada kaç mililitre bu ilaçtan vermesi gerektiğini de burada hesaplaması bekleniyor öğrencinin. Çok da güzel bir soru çeşidi aslında bakarsanız.
Uluslararası Güvenli Reçete Yazma Değerlendirmesi sınavı 2021 yılında pazara sunuldu. Dediğim gibi 10 yıllık bir geçmişi var aslında İngiltere'de. Bütün öğrenciler şu anda zorunlu olarak İngiltere'de bu sınava giriyorlar. Ama dünyada da artık bunun yaygınlaşması gerektiğini düşünülmüş ki artık dünyaya da sunulmuş durumda. 2021'de pazara sunuldu. Yurt dışındaki öğrencileri son yılında kullanılıyor burada. İngiltere PSA sınavına giriş imkanı sağlıyor. Aynı zamanda Prescription Skills Assessment sınavına da giriş imkanı sağlıyor. Birleşik Krallık'ta tanınmış bir tıbbi yeterlilik sağlıyor bu sınav aynı zamanda kullanıldığında. Çünkü o dernekten gelen bilginin ve aynı sınav sistemi kullanıldığı için bunun içine bu kurumsal üyelik bekleniyor mutlaka. Yani üniversitenizin bu veri tabanına, bu sınav aracına üye olması bekleniyor ki buna bağlı olarak sizler de öğrencilerinizin yurt dışında da çalışabilir, global olarak kendini kanıtlamış öğrenciler sizin üniversitelerinizden çıkabiliyor olsun. Temel özelliklere faydaları neler? Ya, gerçekten çok detaylı yazmaya çalıştım burada. Gerçekçi bir klinik vakalar sistemi var. Burada bir editörler tarafından gerçekleştiriliyor. Evet, herkes çok değerli sorular soruyor zaten üniversitesinde. Birçok soru veri tabanı var. Kendilerine ait geliştirdikleri sınav katalogları var. Yıllardır gelen birikimler var ama burada bir aslında editör kontrolü var. Prescribing skills içerisinde. Bu editörler sadece bu iş için çalışıyorlar ve gerçekçi klinik vakaları değerlendirip bir öğrenciyi en doğru şekilde değerlendirebilmek için doğru soruları ortaya çıkarmışlar ve çok güzel de bir soru bankası var sistemin içerisinde. Uygulama uzmanları tarafından yazılmış. Yani burada gerçekten hem bilgisayar mühendisleri aynı zamanda da tıp fakültesinde çalışan reçeteleme uzmanları tarafından ortaya koyulmuş bir değerlendirme metodolojisi var. Yüksek kaliteli bir değerlendirme sunuyor. Öğrencileri klinik uygulamaya hazırlıyor ve bence bu çok önemli. Türkiye'de de en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi bu. Kurslara yetiştirilmiş bir farmakoloji var, yerleştirilmiş olan bir farmakoloji bilgisi var. Veri açısından zengin bir geri bildirim sunuyor. Yani öğrencinizi aldığınız arka planda istatistiki değerlemelerle onların hangi alanda eksikler kaldığını, belki kendi eksiklerimizi bile oradan görme şansına sahip oluyoruz. Çünkü tamamen bakış açısı, farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmiş öğrenciler sınavları yapılmış oluyor. Aynı zamanda da belki de sizin hangi konuyu eksik verdiğiniz de ortaya çıkmış oluyor bu şekilde. Buna bağlı olarak kendi gelişimimizi de bir hoca olarak da yerleştirip alıyoruz, tamamlamış oluyoruz. Her yerden her zaman erişimi var. Online bir sistem, uzaktan erişilebilir belgeler sunuyor. Kanıta dayalı bir eğitim, 10 yıllık kendini geliştirmiş, kendini kanıtlamış bir sisteme sahip. Covid kısmında da pandemi döneminde de kendini kanıtlamış bir sistem bu dönemde. Güncel vakalar, en son ilaçlarla ilgili bilgiler var sistemde. Şöyle, öğretim kadrosuna zaman kazandırıyor. Genç doktorlar için reçetelerinden daha emin şekilde bu şekilde ortaya çıkmış oluyor genç doktorlar için. Malzeme eksikliği işte PSA burada boşluğu dolduruyor. Özellikle Covid döneminde bu soru bankasını sizin için ortaya koymuş oluyor ve uzaktan da yapılabilir. Tamamen başka bir editör kontrolünde gerçekleştirilmiş bir sınav ortaya koymuş oluyorsunuz. Dediğim gibi biçimlendirici öğrenmeyi de burada destekliyor bir sisteme sahip. Soruları alabilirim ne eğer sorularınız varsa. Yoksa kısaca demo kısmına geçmeye çalışacağım. İzninizle o zaman demo kısmına geçeceğim. Paylaşımı durduruyorum. Burası öğrencinin gördüğü ekran. Biraz önce söylediğim gibi admin ekranını tamamen farklı. Yani sizler için sunulan ekran tamamen farklı. Hocalar için sunulan ekran farklı. Orada da dediğim gibi mail adresim biraz önce göstermiştim sunumun sonunda tekrar açarım. Bana bir mail atmanız yeterli. Sizler için özel bir demo. Aynı zamanda da bir deneme erişimi de açmaya çalışırız BPS ile birlikte. Onlar çok açıklar bu duruma. Dediğim gibi Türkiye'de zaten iki tane kurum şu anda
aktif bir kurumumuz var. Koç Üniversitesi aktif olarak kullanıyor şu anda BPS Assessment'ı. Çok da memnunlar. Umuyorum ki uzun süreli bir birliktelik başlamıştır. Zaten dediğim gibi bu sene daha başladı global anlamda BPS Assessment kullanılmaya. Burada bahsedeceğim kısım aslında çok basit olması BPS Assessment kullanımının. Öğrenci için siz arka planda adminle birlikte sınava hazırlıyorsunuz. İstediğiniz soruları çıkartıp sisteme koyabiliyorsunuz. Yani soruları siz seçiyorsunuz aslında sistemden. Bu sorularla birlikte öğrencilerinizi değerlendiriyorsunuz. Bunun dışında ama öğrenci sisteme girdiğinde sınav sonucunu görebiliyor. Sınavı zaten bu sistem üzerinden yapıyor. Biraz önce gösterdiğim şeyler. Bunun için bir videoda açacağım yine. Burada Prescription Skill Assessment Information Videos kısmında burada bir video var. Bu video üzerinden size göstermeye çalışacağım. İşte Available Assessment'lar, Upcoming Assessment'lar, Completed Assessment'lar veya Practice Assessment şeklinde burada görüyorsunuz. Bu practice kısmından da öğrenci girip buradaki bilgileri alabiliyor. Yine bir e-learning modülü var. Bu e-learning modülü içerisinde mesela content'te farklı bilgileri buradan girip değerlendirebiliyorsunuz. Bunları işte öğrenci girip kullanabiliyor. Siz de aynı zamanda kullanabiliyorsunuz. Tabii bana açık olan bir video yok. Burada dediğim gibi farklı şeyler var. Sizler için sunulmuş paketler var. Bu paketlerden istediğiniz bir tanesini seçebiliyorsunuz. Onu birlikte görüşüyoruz. Üniversitenizin aslında ihtiyacına, sizin ihtiyaçlarınıza göre belirlenen bir sistem. Şuraya geleyim. Burada biraz önce gösterdiğim gibi işte eğitimleri görüyorsunuz. Şöyle başa geleyim. Preparing for PCA dediği işte burada sizin yaptığınız o sınavla ilgili bilgileri görüyorsunuz. Öğrencinin girdiği yani. Videoyu göstermek istiyorum şurada kısaca. Şu videoyu çok seviyorum çünkü. Sesinin gelmesine gerek yok. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Büyüteyim. Burada işte British Pharmaceutical Society'de çalışan Profesör Simon Maxwell, Medical Director aynı zamanda burada. Onun sistemi anlatma videosu. Bunu isterseniz size de gönderebilirim. Siz de inceleyebilirsiniz. Şöyle hızlıca ilerleyeyim. Burada işte hangi konularla ilgili sorulardan sorulduğu, sorular sorulduğu bize belirtiliyor. Burada yine sorularla ilgili bilgileri alabiliyorsunuz. Bu sorular hangi sorular nasıl soruluyor şeklinde görebilirsiniz. Hangi soru çeşidinden kaç tane sorulduğu ile ilgili bilgilerden bahsediliyor. Tabii bu İngiltere'deki sistem. Eğer isterseniz sizin istediğiniz, sizin ihtiyaçlarınıza göre de tamamen değiştirilebilir bir hale dönüştürülüyor. İşte burada mesela öğrenci yazıyor sorunun cevabını. Bu sorunun cevabı ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesini seçmesi lazım. Gördüğünüz gibi salbutamol etken maddesiyle ilgili bir sürü aslında doz var, dozaj var, farklı form var. Bu formlara bağlı olarak öğrencinin seçmesi bekleniyor. Bu dozu işte seçtikten sonra ilgili dozu ve uygulama noktasını da belirlemesi lazım öğrencinin aynı zamanda. Bu tabii en önemli kısmı reçeteleme kısmı. Bu reçeteleme kısmı ile ilgili bilgileri burada detaylıca göstermesi ve en zor sorularda bunlardan geliyor zaten sistem içerisinde. Burada işte uygulama yolunu seçiyor öğrenci. Biraz ilerleteyim. Başka bir soru burada görüyorsunuz. İşte enoksaparin sodyum seçilmiş ilaç etken maddesi olarak. Doz formunda ne kadar olduğunu, frequency'de ne kadar, kaç günde bir aldığını, alması gerektiğini yine öğrenci seçerek ilerliyor. Yani
Öğrenciyi aslında burada aynı zamanda hem öğretiyor, aynı zamanda da nasıl bir reçeteleme yapması ile ilgili düzgün bir sınav sistemi ortaya koymuş oluyorsunuz. Dediğim gibi en önemli kısmı da online ve COVID döneminde de bu sınav İngiltere'de ve dünyanın birçok üniversitesinde de yapılmış. O yüzden kendini kanıtlamış da bir sistem. Denemek isterseniz her zaman elimizden geldiğince destek oluruz burada. Gördüğünüz gibi de bu farklı bir yine yönetimle ilgili bir soru çeşidi. Burada da nasıl kullanmanız gerektiğini size gösteriyor. Yine planlama yönetimini nasıl yapacağınızı gösteren, planlama yönetimini nasıl cevaplamanız gerektiğini gösteren bir sınav aracı. Genel olarak bu şekilde benim söylemek istediklerim. Tekrar sorunuz varsa alabilirim. Toplantıyı kapatıyorum burada. Kaydını en azından durduruyorum.